Selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bu mübarek cuma günü sizinle beraber tekrardan güzel bir vlog çekecek. Hemen şöyle malzemelerimi sayma canlarım. Malzeme bugün cuma çekiyoruz ama. Evet, yarın atacak. Şöyle ne yapıyoruz? Haşhaşlı revani. Haşhaşlı revani tatlısı yapacak. Ama şöyle tatlımıza geçmeden önce 2,5 su bardağı şekerimiz var. Şerbetimizi koyalım arkadaşlar. Ben yapana kadar hemen kaynasın şerbetimde. Şu 2 bardak. Şöyle yarım bardak daha şeker koydum. Bu su bardağı. Ondan da 2,5 su bardağı su. Ölçülerimiz birebir. Bunu zaten fazla kaynatmayacak. Biraz daha dök. Baklava şeyi gibi olmaz, şerbeti gibi bu. 2,5. Hemen şerbetimizi limonumuzu da ver. Hemen şöyle biraz da limon içine sıktık. Bir yemek kaşığı kadar. Hemen bunu ocağımıza gönderim kaynasın arkadaşlar. Evet anneciğim, başlattım. Başlattın mı? Hemen şöyle malzeme listemize geçelim. Nazik bana söylemeden başlatmış videomuzu. 3 tane yumurtam var. Onu hemen oda sıcaklığında beklesin diye açmış, dolaptan çıkarttım. Evet, şöyle 1 su bardağı, ölçüler hep aynı, irmik. 1 çay bardağı, mavi de geçiyor, siyah da geçiyor, haşhaş. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker. Birer pakette vanilya ve kabartma tozumuz var. Hemen şöyle arkadaşlar, yumurtamı önceden kırdım. Dolaptan çıkarttığım için oda sıcaklığında olması gerekiyor şekerle erimesi için. Bunu biraz şey peteğin üstünde beklettim, ılımış. Hemen şöyle yumurtalarımızı koydum. Bunu şeyde çırpmamız gerekmiyor mu? Robotta çırpmamız gerekiyor ama bizim robotumuz bozuldu. Şimdi çırpıcıyla elimde çırpacağım. Aynen, sen kremçeni çırpacağım. Ne kadar dökeceğim ben bunu? Sütü. Sütü mü? Hı hı. 2 paket mi yaptın? 2 paket. Hemen şöyle el çırpıcımızla. Hı? Güzelce şeker eriyene kadar arkadaşlar. Aslında bunu robotla çırpsak çok güzel kabaracaktı kekimiz. İnşallah yine güzel tutar. Valla bir su bardağı süt diyor. Yok, bir su bardağı eksik ya. Elde çırpacağımız için. Orada havada krem şantimiz, üzerine krem şanti gelecek. O robot ha. Şey var ya, çorba, onunla yapsak olmuyor sanırım. Olmuyor. Bu da olmuyor. Azıcık daha doldu. Hava dur, doldu da bir şey yapma, yapma. Göster. Evet arkadaşlar, 2 paket krem şanti. Şöyle 1 su bardağından 2 parmak az da süt koyduk. Bunu çırpacağız. Kabarana kadar. Şöyle isteneyim. Elimize çırpmayla bu kadar oldu arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. İçinde şeker sesi gelmiyor. Eridi. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Hemen ben şöyle irmiğimizi döktüm. Bir su bardağı sıvı yağımızı döktüm arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlarım toplantısında birbirimize gittiğimizde birbirimize bazısı poğaça, bazısı tatlı yapıyordu. Ben böyle yapıp götürüyordum. Çok beğeniyorlardı bu tatlımı. İnşallah siz de yaparken beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarıma da yazarsınız. Hem hafif oluyor. Hem de farklı bir lezzeti var. Evet. Siyah haşhaş çok. Normalde arkadaşlar bunu benim tanıdığım arkadaşlar bir su bardağı katıyor. Ölçülerde de hep bir su bardağı yazıyor ama çok dişine çıtır çıtır geldiği için ben sadece bir su bardağı değil de bir çay bardağı kullanıyorum arkadaşlar. Siz tercihen isterseniz, çok severseniz mavi haşhaşı içine şey de katabilirsiniz. Bir su bardağı da katabilirsiniz. Hem siyah diye geçiyor. Çok güzel gözüküyor. Yani bakar mısın? Aha. Burada şöyle onu da dök nazik. Dök. Burada arkadaşlar bir su bardağı, 1,5 su bardağı unum var. Şöyle göstereyim onu da. Unumu da ilave ettim. Vanilya ile kabartma tozumuzu da koyalım. Hemen şöyle vanilyamızı da. Bu
kabartma tozumuzu. Çiçek de meşhur oldu. Bunu çok soruyorlar. Bunu normal ucuzluk pazarından almıştık. Annem çekimlerinde de koyuyor. Güzel bir gözüküyor gerçekten şöyle. Camlık veriyor. Aynen. Hemen şöyle arkadaşlar karıştırdım. Malzemelerimin hepsini. Mesela bunda bile çok gözüktü. Mavi haşhaş. Ama tabii damak tadına göre herkesin zevkine göre değişir katmaları. Siz isterseniz dediğim gibi normalde yeterli. Bir su bardağı da katabilirsiniz. Ben bir çay bardağı kullandım. Şöyle gayet güzel oldu. Biraz da ben çırpabilirim konularda. Yok şey, şeker eridiği için bir şey olmaz. Yeterli. Önemli olan bunda böyle keklerde şekerle yumurtayı çok güzel kabartarak çırpmak. Havaya bak, o da oradan çırpıyor. Evet, robot hayat kurtarıyormuş, onu anladık. Aynen. İnşallah onu alacağım ben eve. Benim evdeki de arkadaşlar bazı çekinmemle gösteriyorum. Sesini kısıyorum. Sesi çok yüksek çıkıyor. Eski bir tarz bendeki de. Bozuldu. O da aynen. İnşallah eve gittiğimde yenisini almayı düşünüyorum. Ben havanın yanına gideyim o zaman. Sen bunu biraz daha çür. Tamam. Evet arkadaşlar. Krem şantimiz de olmak üzere. Sollanıyor artık. Basın. Bu güzel, hep habersiz yapıyorum. Hep habersiz yapıyorum yazık. Hemen şöyle yağımı sürdüm artık altına tepsimi. Tekrardan bir daha şöyle karıştırıp tepsimizi alacağız. Fırınımızı 180 dereceye açtık arkadaşlar. Şu an ısınıyor. Derecede yüzde kızarana kadar güzelce pişecek. Önceden ısıtılmış fırın olsa daha iyi olur. Bir de alt üst ayarı fanlı pişireceksiniz. Fan, aynen. Bir de şerbetimizi tam 10 dakika kaynadı. Kapattım arkadaşlar altını. 10 dakikada kapattım. Çok koyulaşmasına gerek yok. Hemen şöyle her tarafını aynı yaydım. Evet arkadaşlarım, eğer farklı bir tarifler isterseniz yorumların altına yazabilirsiniz. Abla bugün de şunu yap, şunu bekliyor senden diyerek. Benim açısından da iyi olur. Bazen şaşırıyor ne yapsak bugün, ne yapsak diye. İnşallah evet, sizin... Yorumlarda belirtiyorlar ama ya onları yapmaya çalışıyoruz genelde. İnşallah bu da çok istendi. Bu tarif de annem gerçekten çok güzel. Umarım beğenerek yaparsınız. İnşallah. Şimdi pişmeye gönderelim. Piştikten sonra görüşürüz. İnşallah. Fırınımız ısıtılmış, hemen gönderelim. Evet arkadaşlar, kekimiz gayet güzel kızarmış. Şöyle hemen getirelim. Biraz soğusun arkadaşlar. Soğusun derken az ılısın. Zaten şerbetimiz soğumaya yüz tuttu. 2 dakika bir havalansın. Ondan sonra hemen şerbetiyle birleştireceğim. Evet bacılarım, şöyle göstereyim şerbetimi, koyuluğunu. 10 dakika kaynattım şerbetimi. Şerbet soğuk. Tatlımda 2 dakika beklettim, havalandırdım. Hemen şerbetimle beraber birleştiriyorum. Üstündeki krem şantısını arkadaşlar soğuttan sonra, kekimi soğuttan sonra süreceğim. Yoksa krem şantı üzerinde erir. Her tarafa gelecek şekilde şerbetimizi döktük. Geri kalanını şöyle. Soyana kadar bekletelim. Ondan sonra krem şantımızı sürelim üzerine. Evet canlarım, şöyle kekimiz soğudu. Hemen krem şantimizi. Ağzımız haşır kırık tuttu. Krem şantimizi şöyle güzelce boşaltalım hepsini. Hepsi
içine aldık. Krem şanti yaptıktan sonra 1-2 dakika buzlukta bekletirince daha iyi oluyor değil mi? Hı hı. Kekimiz iyi soğumuş. Evet, eğer kekimizi soğutmadan dökersek krem şanti hemen üzerinde böyle şey tane tane durmuyor, hemen cıvıyor. O yüzden gayet güzel soğuttum. Krem şanti nasıl güzel çırpılsın bak. Elden de bu kadar çırpılır. Şey olsa, robot olsa daha güzel kabartırdı. Olsun. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim kanacığım. Yine de iki tanesinin gayet güzel çıkmış. Evet. Aynen. Hemen ben bununla sürdüm. Şununla da düzleyeceğim. Biz bunun üzerine ceviz atacağız. Evet, nazik. Hindistan cevizini ben pek beğenmiyorum. Haşhaşla birlikte güzel olmuyor bence. Genelde Hindistan cevizi koyuyorlar ama. Hindistan cevizi de beyaz değil, gözükmez ki bence. Gözükür mü ama? Yok, gözükür canım. Genelde onu kullanıyorum da. Cevizi yapayım. Ben cevizi yapayım ama normalde Hindistan cevizi kullanılıyor bunun üstüne. Ama nazik bugün normal ceviz koyduracağım. Ceviz daha güzel oluyor haşhaşlı. Hemen şöyle. Ben işte seni nasıl geçtiriyorum bunu? Seni nasıl geçtiriyorum? Gayet güzel oldu. Götüreyim yani. Hı? Götüreyim sizi. Ben yanına götüreyim, ben yemeği çalışırım yanında. Hemen şöyle cevizimi de alalım. Evet, şöyle kalınlığını görüyorsunuz krem şantinin. Şöyle üzerine hafif serpiştirerek. Yeterli malzeme atayım mı? At bence biraz da. Bunun hepsini at. Kenarına gelecek şekilde. Yeter, çok da şeyini kapatmayalım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Buradan bir tane arkadaşımız, ismi neydi? Biricik Göksel. Biricik Göksel'e Fransa'dan selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. Bizi takip ediyormuş. Allah razı olsun. Evet canlarım, kekimiz hazır. Hemen test için beklemeden şöyle kesiyor. Evet, gül yüzü gül bacım diyenlere bir selam gönder şuradan. Herkese selam olsun. Buradan hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel yorumlarınız bizi gerçekten mutlu ediyor. Kesimleri çok güzel oldu. Kekin pişmesiyle alakalı değil mi? Hı, kekimiz çok güzel pişti. Duyum arkadaşlar, eğer evde robotta çırparsanız daha güzel kabarıyor kek. Bence seninki de güzel kabardı. Bu da gerçi güzel kabardı da. Ben şöyle. İnşallah güzel çıkartır. Orada bir dilim çıkartmak istiyorum. Evet. Gayet güzel çıktı. Hemen şöyle bıçağımızı alıp bıçağımızın yardımıyla kekimizi indirdik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, yumuşaklığını görüyorsunuz. Şimdi Ramazan Kartal'da tadım testi yapalım. Nasıl olmuş? Evet, yedikten sonra yorumunu alalım. Ağzın doluyken konuşma. Nasıl olmuş? Muhteşem olmuş. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yumuşaklığını. Doku testimizi de yaptık arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.